Anadolu Ufuk ekranlarından herkese mutlu akşamlar. 4 Şubat Pazar bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vatikan ziyareti öncesi açıklama yaptı. Ana muhalefet partisi CHP'yi sert sözlerle eleştiren Erdoğan çok sert konuştu. PYD neyse CHP'de odur dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca öldürülen terörist sayısını da paylaşarak korkaklar zafer anıtı dikemez dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da olur. PYD'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da olur. PKK'nın yaklaşımı neyse aynı şekilde CHP'nin yaklaşımı da olur. Nitekim genel başkan yardımcılarının yaptığı açıklamaları gördük. Bunun dışında işte il başkanlığına getirdikleri kişilerin yaptıkları açıklamaları gördük. Ve verdiği akla baktığınız zaman ne diyor? Suriye'nin terörist başındaki kişiyle bize görüşme tavsiye ediyor. Bu ne benimmiştir ya? 1 milyon insanın ölümüne neden olacak veya neden olmuş olan bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda bizim zeytin dalı operasyonumuzu sulandıran, buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ve ona da gerekli cevabı zaten milletin verecektir. Ve şu anda şehitlerimizin bir defa ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım? Sen bu şehitlerimizi görmüyor musun? Bu şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gittiklerinin adresini herhalde sana soracak halleri de yok. Senin gittiği, gideceğin yer belli. Ama benim şehidimin de gideceği yer, gittiği yer belli. Onun için ben Sayın Bahçeli'nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum. Ve biz bugün andığımız yolda şu anda kararlılıkla devam ediyoruz. Ve az öncesi itibariyle de 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabii ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Ama şunu unutmayalım ki korkaklar zafer anıtı içemez. Afrin'de terör örgütü PYD, PKK üyeleri Türk tankına saldırıda bulundu. Saldırıda 6 asker şehit oldu. Zeytindalı harekatında çatışmada bir kilise yapılan saldırıda da bir asker şehit düştü. Kuzey Suriye'de terör örgütü PYD, PKK, YPG'ye karşı yürütülen Zeytindalı harekatında acı haberler geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri gün içinde yaptığı açıklamada Afrin'deki çatışmada bir asker şehit olduğunu, kilise yapılan saldırıda da bir askerin şehit olduğunu duyurdu. TSK bir diğer açıklamasında ise harekatta bir tankın saldırıya uğradığını belirtti. TSK açıklamasında Afrin'in kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde harekata katılan bir tankın PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet aldığı belirtildi. Buradaki saldırıda ise 6 asker şehit düştü denildi. Türk jetleri tankın vurulduğu bölgeye hava harekatı düzenledi. Öte yandan Kilis'te hudut bölgesine düzenlenen saldırıda bir asker daha şehit oldu. Afrin'de terör örgütünün işgali altındaki alanları havadan ve karadan vurdu. Fırtına obüsü, çok namlulu roket atar ve tanklar, Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen hedefleri yoğun ateş altına aldı. Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Çukurca'nın Güven Dağı'ndaki askeri üs bölgesine 1 Şubat'ta sınırın Irak tarafından PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 5 askerden biri tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce
1 Şubat'ta güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı. İzmir, Giresun, Gaziantep, Muş, Elazığ, Çorum, Isparta. Türkiye'nin dört bir tarafına şehit ateşi düştü. Hain terör örgütü PYD'nin Afrin'de bir tankı vurması sonucu 5 asker şehit düştü. Acı haberlerini yetkililer güçlükle de olsa ailelerine iletti. Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleşen saldırıda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan 5 asker şehit oldu. Şehit olan askerler İzmir, Giresun, Muş, Elazığ, Isparta ve Çorum nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. Şehit askerlerin ailelerine haberi yetkililer güçlükle de olsa verebildi. Hain saldırıda şehit olan askerlerden tankçı üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehadet haberini aileye askeri yetkililer verdi. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı evin önünde bekledi. Şehit üsteğmen Çubukçu'nun evine akın eden yakınları büyük üzüntü yaşarken, abisinin Zeytin Dalı harekatına katıldığını, kendilerinden gizlediğini söyleyen şehidin kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Şanlıurfa Eyyubiye nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailesinin İzmir Buca'da ikamet ettiği belirtildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin Elbap bölgesinde DAEŞ'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki piyade teğmen Furkan Yaylan'ın da şehit üsteğmen Çubukçu'nun devre arkadaşı olduğu öğrenildi. Çubukçu'nun şehit arkadaşı teğmen Furkan Yaylan'ın cenazesinde şehidin annesine sarıldığı görüntüler yürekleri dağladı. Şehit olan uzman çavuş Ufuk Aktağ'ın acı haberi ise Giresun'daki baba ocağının ardından Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki eşine de verildi. 6 yıllık uzman çavuş Ufuk Aktağ'ın şehadet haberi Kaymakam Ramazan Yıldırım, İslahiye 106. Topçu Alay Komutanı Albay Metin Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel tarafından Dervişpaşa Mahallesi'nde oturan eşi Nuray Aktağ'a verildi. Acı haberle sinir krizi geçiren Nuray Aktağ'a hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Islahiye'den geçici görevle Suriye'ye gittiği öğrenilen ve 4 yaşında Muhammed Enes isminde oğlu bulunan şehit uzman çavuş Ufuk Aktağ'ın cenazesinin memleketi Giresun'da toprağa verileceği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen uzman onbaşı Fırat Karaca'nın Muş'taki ailesine acı haber verildi. Merkez Yeşil Yurt Mahallesi'nde Ziyamet Alican Karaca çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan 28 yaşındaki Fırat Karaca, TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. 7 yıldır uzman onbaşı olarak görev yapan tankçı uzman onbaşı Fırat Karaca'nın Muş'ta yaşayan babası Alican Karaca'ya acı haber verildi. Acı haberi Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Belediye Başkanı Feyyat Asya verdi. Oğlunun şehit haberini alan baba Alican Karaca ayakta durmakta güçlük çekerken şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca'ya ise sağlık personelleri eşliğinde acı haber verildi. Acılı babayı teselli etmeye çalışan Vali Aziz Yıldırım, Afrin operasyonunda askerimizin şehit düştüğünü söyledi. Şehit düşen tankçı uzman onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Aygül'e acı haber verildi. Suriye'nin kuzeyindeki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 26 yaşındaki tankçı uzman onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün ana ocağına ateş düştü. Çorum'un Alaca ilçesinde Deniz Han mahallesinde oturan şehidin annesi Zeynep Aygül'e acı haber Alaca Kaymakamı Ramazan Kurt Yemez, Belediye Başkanı Muhammed Esat Eyvaz ve askeri yetkililer tarafından verildi. Bir özel şirkette işçi olarak çalışan annesi Zeynep Aygül, oğlunun şehit olduğu haberini almasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Alaca Belediyesi tarafından evin önündeki sokağa taziye çadırı kuruldu. 1,5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit Aygül'ün anne ve babasının ayrı yaşadığı, baba Mustafa Aygül'ün Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiği, haberinin ardından Çorum'a doğru yola çıktığı bildirildi. Tankçı sözleşmeli er Nurullah Sece'nin memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine de şehit ateşi düştü. Şehit Nurullah Sece'nin Ereğli ilçesinde oturan nakliyeci babası ve annesi Songül'e
Acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Yaklaşık bir yıllık sözleşmeli er olan şehit Sece'nin nişanlı ve 3 kız kardeşinin olduğu belirtildi. Şehit haberini duyan yakınlar ise eve akın etti. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Tunceli 4. Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Elazığ Merkez Nüfusu'na kayıtlı piyade uzman çavuş Fevzi Gürsu şehit oldu. Uzman çavuş Gürsu'nun teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu belirtildi. Şehidin ailesine akşam saatlerinde haber verildi. Ailenin evine Türk bayrakları asıldı, fenalaşan aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda uzman çavuş Ali Yılmaz da şehadet şerbeti içenlerden oldu. Şehidin Isparta Merkez Batı Kenti mahallesinde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olan 2015 yılında uzman çavuşluğa başlayan Ali Yılmaz'ın Bitlis'te görev yaparken Afrin'deki operasyona katıldığı belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat merkezini ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat merkezini ziyaret etti. Harekat merkezinde 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden bilgi alan Yıldırım'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Hatay Valisi Erdal Ata da eşlik etti. Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütünün isminin ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Bazı ülkelerden gelen yorumlar ve rahatsız edici beyanatların hiç ama hiç önemi yok. Mesele vatandaşımızın can ve mal güvenliği olursa, mesela hudutlarımızın emniyeti olursa, mesela terör örgütünün ülkemize ve milletimize düşmanca faaliyetleri olursa gerisi haber var. Arkalarında kim olursa olsun bizim için fark etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Bu millet büyük bir millettir. Bugün cenazede de gördük. 7'den 70'e çocuğundan dedesine varıncaya kadar bütün vatandaşlarımız tek vücut birlikte teröre lanet okuyor. Kahraman askerimize, polisimize, jandarmamıza dua edin. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu millet büyük bir millettir. Bugün cenazede de gördük. 7'den 70'e çocuğundan dedesine varıncaya kadar bütün vatandaşlarımız tek vücut birlikte teröre lanet okuyor, kahraman askerimize, polisimize, jandarmamıza dua ediyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, işiniz kolay değil ama Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımız zaman bundan çok daha zor şartlarda memleketin istiklalini, geleceğini ecdadımız nasıl korudu, bize bu cennet vatanı emanet ettiyse, biz de elimizdeki bu imkan ve kabiliyetlerle daha fazlasını yapacağız ve milletimizin geleceği için, çocuklarımızın aydınlık yarınları için bu görevi seve seve, gece gündüz demeden, yorulmak nedir düşünmeden yapıyorsun. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen tankçı üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun ailesi Şanlıurfa'ya geldi.
şehidin Halili ilçesindeki dedesinin evine iki tane dev Türk bayrağı asılırken sokaktaki evlerde Türk bayraklarıyla donatıldı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK-PYD-YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir tankın isabet alması sonucu şehit olan askerlerden tankçı üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun ailesi Şanlıurfa'ya geldi. Uçakla GAP Havalimanı'na gelen şehidin anne baba ve kız kardeşi daha sonra Merkez Halili ilçesine bağlı Osman Gazi mahallesindeki şehidin dedesinin evine geçti. Şehit haberinin alınmasının ardından şehidin dedesinin yaşadığı apartmana iki tane dev Türk bayrağı asıldı. Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar da şehit haberinin hemen ardından evlerinin pencerelerine Türk bayrakları astı. Şehidin cenazesinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya getirilerek yarın defnedileceği belirtildi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin'de PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan askerler memleketlerinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler memleketlerinde düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşlar içerisinde toprağa verildi. Piyade uzman çavuş Fevzi Gürsu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Mevlana Camisi'nde öğlen namazına müteakip İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından cenaze namazı kıldırılarak dua edildi. Yapılan cenaze töreninin ardından şehidin tabutu omuzlar üstünde gözyaşlar içerisinde toprağa verildi. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan uzman çavuş Ali Yılmaz için de memleketi Isparta'da tören düzenlendi. Isparta'daki baba ocağında son yolculuğuna uğurlanan şehit Ali Yılmaz, sevenleri tarafından gözyaşlar içerisinde toprağa verildi. Bekar olan şehit Ali Yılmaz'ın 2015 yılında Bingöl'de göreve başladığı öğrenildi. Suriye'nin Afrin kentinden teröristlerce kilise yapılan roketli saldırı sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Ahmet Bayram da gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin kardeşlerinin, ağabeylerinin şapka ve montunu giydiği görüldü. Başbakan Binali Yıldırım da cenazeye son anda katıldı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Güven Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 22 yaşındaki sözleşmeli piyade er Muhammed Osman Akagündüz, memleketi Niğde'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bütün şehitlerimizin ruhu için. Hüsusen Aziz Seyyidimiz Muhammed Osman kardeşimiz ruhu için Allah rızası için Fatiha. Türk Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatıyla Afrin'de terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 935 oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17'den itibaren Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil, masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir denildi. Hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 5 hedefin imha edildiği belirtilen açıklamada, harekata katılan uçakların emniyetle üstlerine döndüğü kaydedildi.
Açıklamada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 35 PKK, KCK, PYD, YPG ve DH terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 932 olduğu kaydedildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Denizli'de konuştu. Bakan Zeybekçi, terörün kaynağını ve terörün çıktığı deliği yıkan kudretli bir Türkiye'nin olduğunu söyledi. Bakan Zeybekçi ayrıca terör örgütünün 1-2 güne roket atma imkanlarının da kalmayacağını kaydetti. Denizli Sarayköy ilçesinde belediye tarafından yaptırılan kapalı pazar yerini törenle açan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, daha sonra Denizli'de Merkez Efendi Belediyesi'nin yaptırdığı toplantı ve sergi salonunun açılış törenine katıldı. Bereketler Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan da Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkez Efendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammed Subaşoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, terörün kaynağını ve terörün çıktığı deliği yıkan kudretli bir Türkiye'nin olduğunu belirterek, terör örgütünün 1-2 güne roket atma imkanlarının kalmayacağını kaydetti. İnsansız hava araçları, silahsız hepsi yerli. Kullanılan tüfekler yerli, malzemeler yerli, tanklar yerli. Eskisi gibi birilerinden emir olan bir Türkiye yok artık. Eskisi gibi dur dediği zaman bu ülkeye, millete maliyeti ne olursa olsun duran bir Türkiye yok artık. Oturuyor kendisi Türkiye kararını veriyor. Menfaatine bakıyor. Türkiye'nin güvenliğine bakıyor. Asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin güneyinde Türkiye'ye tehdit oluşturacak hiçbir örgütü, hiçbir devlet gibi kurmaya kalkışan ihanet girişimlerini asla izin vermeyeceğiz. Bakın 80 küsur tane roket atıyor. Hala Mehmet'im orada tepesine çöküyor, aradan bir yerlerden roket atmaya devam edebiliyor. Göreceksiniz 1-2 güne kadar öyle bir imkanlar da kalmayacak. 80 küsur tane roket attılar. 5 tane vatandaşımız şehit oldu. 100 civarında vatandaşımız yaralandı. Birilerine de kapak olsun. Terör örgütü değildi diye. Efendim bunların PKK ile alakası yokmuş. O bebek katilinin posterini dağlara yapanlar, onlar işte senin beslediklerin, senin silah verdiklerin. Senin silah verdiklerin. Roket verdiklerin. Atılan roketler de senin roketlerin, başkasının değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık yarışını bir kez daha CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Kılıçdaroğlu 1237 geçerli oyun 790'ını aldı, rakibi Muharrem İnce ise 447 oyda kaldı. CHP'nin 36. olağan kurultayında birinci gün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştı. Seçimde kayıtlı 1266 delegenin 1253'ü oy kullandı. 1237 oy geçerli sayılırken mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu 790 oy alarak genel başkanlığa yeniden seçildi. İnce ise 447 oyda kaldı. Sonuçların açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, tüm delegelere teşekkür etti. Üstlendiğim görevin sorumluluğunu çok iyi biliyorum. Üstlendiğim görev sıradan bir görev değildir. Üstlendiğim görev çok önemlidir. Bu ülkenin her ferdinin hakkını, hukukunu ve adaletini sağlamak için her türlü mücadeleyi yapacağıma sizlere söz veriyorum. Bugün yaşadığımız ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık yapmanın sıradan bir olay olmadığını gayet iyi biliyorum.
birilerinin uykusunun kaçacağını da çok iyi biliyorum. Ama biz haklı davamızı, Türkiye davasımızı sonuna kadar götüreceğiz. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Şanlıurfa'da temaslarını sürdürüyor. Şanlıurfa'dan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren eski bakan Faruk Çelik, CHP'de genel başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün seçimleri kaybediyor ama bir türlü kendi seçimini kaybetmiyor dedi. Hep birlikte el birliğiyle oluşturacağız. Biz çalışmaların peşindeyiz. Bir taraftan da muhalefette bazı gelişmeler var. Değil mi izliyorsunuz? Evet, evet. Dün ya bütün seçimlerde yenilen ama yalnız bir seçimi kazanan bir genel başkan bir daha seçimi kazanmış. Öyle mi? Bütün seçimleri kaybediyor. Ama bir tane seçimi Mehmet Bey kaybetmiyor. Hangi seçim o? Kendi seçimini kaybetmiyor. Parti içindeki seçimini kesin şampiyonu ve kazanıyor. Bu da hayırlı olsun diyoruz biz. AK Parti için de bunun hayırlı olduğu inancı içerisindeyiz. Türkiye için de hayırlı olduğu inancı içerisindeyiz. Bu dünkü kongreler bize diyor ki Türkiye istikrarlı yürüyüşüne devam edecek diyor. İnşallah Allah yolumuzu aydınlatsın. Allah hepimize kolaylıklar versin. İlçe teşkilatımıza başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygılar diliyorum. Sayın seyirciler, bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Defalarca Maganda kurşunuyla ilgili, Maganda kurşunuyla yaralananlarla ilgili haberleri ekranlarınıza taşıdık. Taşırken de kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapmayın, etmeyin dedik. Ancak bir örneğini Siverek'te yaşadık. Siverek ilçesinde, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düğünde rastgele havaya ateş açıldı ve iki çocuk yaralandı. Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Küptepe mahallesinde MY'nin düğün töreninde öğle saatlerinde gelinin getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada AY isimli kız çocuğu ile YB isimli erkek çocuğu kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Yaralanan çocuklar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların yakınları hastaneye akın etti. Çocuklar ilk tedavileri sonrası Şanlıurfa'ya sevk edilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Halidiye Belediyesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin açılışı öncesinde ilçe merkezinde bulunan okulların bahçelerinin yıkama işlemlerini tamamladı. Ayrıca şu bilgi notunu da paylaşalım. Afrin Harekatı ile ilgili özellikle Zeytin Dalı operasyonundan dolayı Hatay ve Kilis'e roketlerin düştüğünü biliyoruz. Orada alınan bir kararla okulların daha geç açılacağı bilgisini de yine siz izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Her eğitim dönemi öncesinde ilçe merkezinde bulunan okulların bahçelerini tertemiz hale getiren Halilye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi öncesinde de okul bahçelerinin temizliğini gerçekleştirdi. Temizlik Müdürlüğü'ne bağlı 8 yıkama aracı ve 16 personelin görev aldığı çalışmada okullarda öğrencilerin oyun ve dinlenme alanlarının temizliği tazyikli suyla yapılan yıkama ve süpürme işlemiyle tamamlandı. Halilye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sadece eğitim dönemi öncesinden değil, eğitim dönemi içerisinde de ihtiyaç duyulan okulların temizlik işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Şimdi Şanlıurfa'da insan ve yük taşıyan kamyonların trafikte o tehlikeli yolculuklarını hep birlikte izleyeceğiz. Şanlıurfa'da değişik bölgelerde yük ve insan taşıyan 3 kamyon ve kamyonetin trafikte tehlikeli bir şekilde ilerleyişleri kameralara yansıdı. İlk görüntü Akçakale çevre yolunda çekildi. Görüntülerde saman taşıyan bir kamyon görülüyor. Kasasını doldurup yaklaşık 4 metre yükselten sürücü bununla da yetinmeyerek kasanın kapağını da açıp saman çuvalları yükleyerek yol aldı. Sabahı canlı tehlikeye atıyordum. Urfa'nın merkezinde böyle bir şey var. Şuraya bir gelsene tam görünsün. A frene bazına. Bir diğer görüntü ise Şanlıurfa Akçakale yolunda çekildi. Hiçbir önlem almayan çatı saçı taşıyan kamyonetin ortaya çıkarttığı tehlike dikkatlerden kaçmadı. Son görüntü ise Maşuk çevre yolunda çekildi. Kamyonetin içindeki ev eşyalarının üzerinde oturarak yol alan vatandaşlar tehlikeye davetiye çıkardı. Üzerindeki 3 kişiyle birlikte ilerleyen kamyonet daha sonra gözden kayboldu. Kahramanmaraş'ta polis tarafından durdurulan kamyonette 6 at ele geçirildi. Kayıt dışı olduğu belirlenen atlar kesim şüphesi üzerine muhafaza altına alındı. Araçta bulunan şüphelilerden birinin Adana'da at kesimiyle ilgili bir dosyada adının geçtiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş-Kayseri karayolundaki polis kontrol noktasında bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu. İşte 6 tane. Araçta yapılan aramada 6 at ele geçirilirken atların kayıt dışı olduğu ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan araç sürücüsü ve yanındakinin suç kaydı bulunduğu, atları Kahramanmaraş'ın bazı köylerinden aldıkları ve Adana'da satacakları belirlendi. Şüphelilerden birinin ise Adana'da at kesimiyle ilgili bir dosyada adının geçtiği ortaya çıktı. Atlar kayıt dışı olması ve kesim şüphesi nedeniyle polis noktasına 12 Şubat İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekibi ve veteriner hekim çağrıldı. Atlar muhafaza altına alınırken 2 kişi hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Ülke ekonomisinin olmazsa olmazı olan tarım ve hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı sektörü olumsuz yönde etkiliyor. 4000 lira maaş artı sigortayla yerli çoban bulamayan üreticiler Afganistanlı çoban buldular. Nüfusunun %80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da yerli çoban bulamayan üreticiler Afganistanlı çobanlarla çalışıyor. 3 ila 5 bin lira arasında maaş artı sigorta, ayrıca yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen yerli çoban bulamayan üreticiler kapılarını Afganistanlılara açtı. Çobanlık mesleğinin hayvancılık sektörünün olmazsa olmazı, vazgeçilmezi olduğuna dikkat çeken Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, artık kimsenin çobanlık yapmak istemediğini söyledi. Hem ilimizde hem ülkemizde gerçekten ciddi bir çoban sıkıntısı yaşanıyor. Yeni nesil çobanlık yapmak istemiyor. Şu anda kendi milletimizden, Türk insanından çobanlık yapanlar 60-70 yaşlarında. Onlar da bu işi bıraktıktan sonra gerçekten yerli vatandaşlarından çoban bulamayacağız. Onun yerine Afganistan'dan göçen Özbek kardeşlerimiz bu işe soyundular. Özellikle büyükbaş işletmelerinde yoğun olarak çalışıyorlardı. Şimdi küçükbaş işletmelerinde de artık hayvanlarımızı meralarda otlatmak için Afganlı kardeşlerimizi kullanıyoruz. Türk insanının ekonomik seviyesinin iyileşmesi ve köylerde yaşamak istememesi, şehirlere doğru göçün yoğunlaşması bu sektörün yapılmamasının önemli etkenlerinden bir tanesi. 3 bin lira, 4 bin lira maaş almasına rağmen bu işi yapmak istemiyorlar. Herkes çocuğunu okutmak istiyor. Mühendis olsun, avukat olsun, doktor olsun istiyor. Eğer okutamıyorsa meslek sahibi olsun diyor. Ama hiç kimse kendi çocuğunu çoban olmasını istemiyor. Tabii bu meslekte yok olmayla karşı karşıya. Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması, sayısının artırılması, verimin ve üretimin artırılması, Türkiye'deki et açığının kapatılması için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi lazım. Afganistan'da yaşayan ve ailesine maddi gelir sağlamak için Aksaray'a gelen 24 yaşındaki Afganistanlı Aziz Türkiye'ye çalışmak için geldiğini belirtti. Aynı bizleri bırakmaydı.
O yüzden gidin böyle bir iş yok falan yok hiç alışsa. O yüzden buraya geldi ve işte bu para kazanmak için buraya geldi. Ailemin hepsi memlekette, Afganistan'da. Evet abi, aylık buradan paranı alamak, gönderme onlar kendileri yemek içmek para harcetirdi o yüzden. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken atıklarsa tamamen yandı. Sakarya'nın Akyazı'daki Mudurnu çayının kenarında bulunan geri dönüşüm fabrikasının depolama alanında saat 03 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Plastik ve lastiklerin alev almasıyla yükselen dumanları gören fabrika çalışanları itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Tesislerden yükselen alev ve dumanlar ilçenin birçok yerinden görüldü. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürülürken fabrikadaki atıklar da yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Sivas'a götüreceğiz şimdi sizleri. Cam yüklü tırın kasasındaki 8 ton cam iplerin kopması sonucu yola saçıldı. Olay saat 10.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin'den Erzurum'a giden cam yüklü Murat S idaresindeki tır kavşaktan döndüğü sırada camların bağlandığı ipler koptu. 8 ton cam tırın kasasını kırarak yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak kendi imkanlarıyla camları temizlemeye çalıştı. Tırındaki camların yola saçılmasıyla nedeniyle sürücü büyük üzüntü yaşadı. Karayolları temizlik ekiplerinin iş makinesiyle yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından camların temizlenmesiyle Sivas-Ankara karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Kütahya'da izci çocukların bulunduğu minibüs şarampole devrildi. Kazada 19 izci çocuk, 3 izci lideri ile araç sürücüsü şans eseri yara almadı. Kaza geceleyin Kütahya Eskişehir Karayolu'nun 34. kilometresinde meydana geldi. Bolu'da düzenlenen 10 günlük Aladağlar Kış İzcili Kampı'ndan Aydın'a dönmekte olan izcileri taşıyan 32 yaşındaki Alper Çömez yönetimindeki midibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 ambulansı, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile araçtan çıkan Aydın Kamp Ateşi İzcilik ve Spor Kulübü üyesi 19 izci, 3 izci lideri ve araç sürücüsü Alper Çömez kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Sağlık ekipleri bazı izci çocukları ambulans içerisinde muayene etti. Midibüs'teki 23 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbirinin hastaneye götürülmediği, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Kahramanmaraş'ta unutulmaya yüz tutan nalbantlık mesleğini yaşatmaya çalışan muhlis, kılıç sallayan mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyor. Kahramanmaraş'ta geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan nalbantlık mesleğini yaşatmaya çalışan muhlis kılıç sallayan mesleğini gelecek nesillere aktarmak istiyor. Şunlar bir ekmen. Kahramanmaraş'ın tek nalbant ustası olan kılıç sallayan, gelişen teknolojiyle birlikte binek hayvanlarının ulaşım için değil, daha çok yük hayvan olarak kullanıldığını söyledi. 12 Şubat ilçesi Marif Mahallesi'nde bulunan at çiftliğinde nal çakma yöntemlerinin inceliklerini anlatan kılıç sallayan, atın cinsine göre nal çeşitlerinin de olduğunu söyledi. İşte ikisini de yapmış olduk. Hem tırnak bakımı ve hem nallama. Aslında bunun şeyi bilimsel olarak ayda bir
tırnak bahamı yapılır ata. Gayar denir ona, biz gayar diyoruz. Yani eski nal sökülür, tekrar aynı nal çakılır yeni çivilerle, mıklarla. İki ayda bir de komple nal sıfırlanır, yapılır. Tabii bu nallar hayvanların tırnak ayak durumuna göre ayarlanır, yapılır. Ve nal çeşitleri de işte kullandığımız atların durumuna göre, mesela hipodromda kullandığımız nallar değişik, alüminyum de daha ince, alafranga dediğimiz nal kullanırız. İşte burada manejin içerisinde biz kendi kullandığımız nallar, atlarımıza kullandığımız nallar, bazıları normal eski düz taban dediğimiz nallardan, bazıları da yine alafranga, filek nal. Bu nalları da pek yapan kalmadı da işte çarşıda bir iki demirci kaldı, onlara yaptırıyoruz. Atı rahman atlarda özellikle çok boş durursun 15 günde de nalı fırlatabilir, ama geneli ayda bir tırnak bakımı, gayar yapılır, iki ayda bir de normal sıfır nal yapılır. İstanbul Beyoğlu'nda telefonda eşiyle kavga eden bir kişi kendisini bıçakladı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa mahallesinde meydana geldi. İsminin Nemettin olduğu öğrenilen kişi iddialara göre cadde üzerinde evinin önünde telefonda eşiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra evine çıkan Nemettin kendisini bıçakla karın bölgesinden bıçakladı. Acı içerisinde haykıran yaralının seslerini duyan komşuları hemen üst kata çıktı. Yaralının yerde kanlar içinde yattığını gören komşuları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ben de partiye çıktım da gördüm ne bileyim ya. Bilmiyorum ki doğrudur. Yani adam karşısından telefonda savaşmış mı, kavgam yapmış, ona göre kendimi öldüreceğim falan sesimi kendime bağırıp o kadar. Yani sonra ne duydum, ha? Sonra ne olmuş? Sonra da bilmiyorum ama işte polisler geldi, ambulans geldi, götürdüler. Gidelim. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis bıçaklanma olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Gümüş Kayak Merkezi, yarı yıl tatilinde binlerce insanın uğrak mekanı oldu. Denizden 2100 metre yükseklikteki tesis olan Zigana Gümüş Kayak Merkezi, yarı yıl tatilinde binlerce insanın uğrak yeri oldu. 7'den 70'e vatandaşların çığlıkları ve kahkaha sesleriyle şenlenen tesisten 2 haftalık yarı yıl tatilinde 10 binden fazla yerli ve yabancı turist ağırladı. Ailemle kaymak için geldim buraya. Kızakla kayacağım. Tatil nasıl gidiyor? Tatil hem güzel hem kötü. Buraya 10 semestir tatiline gelmek istedim. Burada ben de şimdi kızakta kayacağım. Daha önce bir amcamla gelmiştim. Kızakta kaydın mı? Evet, daha yeni geldik. Annemlerle geldim. Amcam. Evet. Hadi gel. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan tarihi Gümüşhane İpek Yolu üzerindeki Zigana Gümüş Kayak Merkezi, yarı yıl tatilinde binlerce insanın uğrak yeri oldu. Gelen bol karla birlikte görüldüğü gibi muhteşem bir ziyaretçi akınına uğruyor. Semestr tatili nedeniyle hem gurbetçiler olsun hem de bölge insanları olsun çok muhteşem bir ziyaretçi akını var. Semestr tatilinde yaklaşık olarak 10 bin kişiye yakın ziyaretçi ağırladık kayak tesisinde. Gelen insanlar bu semestri fırsat bilip hem çocuklarıyla eğlenmeye hem de şehrin stresine, bu kafalarındaki yorgunluğu atmak için akın akın bölgeye geliyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından özellikle de Doğu Karadeniz bölgesinden Zigana'ya akın eden vatandaşlar
şehrin stresini atıp zihin yorgunluğunu giderirken, dünyanın en lezzetli işlenmemiş eti kabul edilen Zigana'nın kuzu etini de yiyerek enerji depoladı. Eşi ve çocuklarıyla tatilin son günlerinde Zigana Gümüşkaya Kayak Merkezi'ne gelen Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Karadeniz insanlarının efsane olarak bildiği Zigana Dağı'nın sömestr tatilinin son günlerinde Gümüşhane'den, Trabzon'dan, Rize'den, Giresun'dan ve bölgeden gelen binlerce misafirini ağırladığını, Gümüşhane olarak da bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Semestr tatilinin son hafta sonunda binlerce insan, binlerce misafirimiz Trabzon'dan, Rize'den, Giresun'dan, Gümüşhane'den gelen, bölgeden gelen hemşerilerimizle beraber vatandaşlarımızın kayak keyfi yaptığını görüyoruz. Zigana Gümüş Kayak Kayak Tesisi işletmecilerinden Murat Eroğlu da 2017-2018 kış sezonunda gerçekleşen bol kar yağışıyla birlikte bölge illeri ve Türkiye'nin dört bir tarafından yoğun bir ziyaretçi akınına uğradıklarını söyledi. Şanlıurfa Spor bugün Altay'la karşılaştı. Sahasında rakibini 2-1 mağlup etti. Gol 90 artıda geldi. Bu golle birlikte Şanlıurfa Spor TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2. sıraya oturdu. 4. hakeminden... TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfa Spor sahasında ağırladığı Altay'ı 90 artıda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Maça tutuk başlayan Şanlıurfa Spor dakikalar 30'u gösterdiğinde Altay'ın penaltı golüyle geriye düştü. Golden sonra toparlanan sarı yeşilli takım aradığı golü 45'te penaltıdan buldu. Hüseyin Kala takımının beraberlik golünü kaydeden isim oldu. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarı daha üstün olan takım Şanlıurfa Spor'du. Ancak geliştirilen ataklardan sonuç alınamadı. Taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada dakikalar 90 artıları gösterdiğinde Mehmet Albayrak sahneye çıktı ve sol kanattan kesilen topa düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Şanlıurfa Spor kendisi gibi zirve mücadelesi veren Altay'ı 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2. sırayı aldı. Aldığı galibiyetle ilk sırada bulunan Gümüşhane Spor'la aralarında 3 puanlık fark bulunan Şanlıurfa Spor maç sonunda tribüne çağrıldı. Taraftar takımı oynadıkları güzel oyun ve galibiyet için ayakta alkışladı. Şanlıurfa Spor haftaya Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Kazanması ve Gümüşhane Spor'un olası puan kaybında sarı yeşilli takım 1. sıraya yerleşecek. Bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın akşam saatler 19.30'u gösterdiğinde biz yine karşınızda olacağız efendim. Elbette ki güzel haberleri paylaşmak adına. Yarın görüşünceye dek kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, hoşçakalın.